Ukrayna'daki savaş çevre ülkelere sıçrayacak mı? İki gündür Moldova'da patlamalar meydana geliyor. Üst üste yaşanan patlamaların altından devlet başkanı bölgede gerilimi tırmandırmaya yönelik girişimler olduğunu söylemiş. Ukrayna'da Rusya'yı suçluyor, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor diyor. Bir izleyelim. Moldova'da 24 saat içinde iki ayrı patlama oldu. Ukrayna'daki savaş, çevre ülkelere sıçrar mı endişesi doğdu. Şüpheleri pekiştiren açıklama geçtiğimiz günlerde Rus General Rustam Minakayev tarafından yapıldı. Minakayev, Ukrayna'nın güneyini kontrol altına alarak Transdinyester'e karadan kapı aralayacaklarını söyledi. Ardından bu bölgedeki Güvenlik Bakanlığı'nın yanında patlama oldu. Ertesi günse hedef radyo antenleriydi. Her iki patlamada da ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Olayın ardından açıklamalar ard arda geldi. Güvenlik Konseyi toplantısının ardından konuşan Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, bölgede gerilimi tırmandırmaya yönelik girişimler var dedi. Şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre bu tırmanma girişimleri Transdinyester bölgesinden savaş yanlısı güçler olan ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmaya ilgi duyan gruplardan kaynaklanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de patlamaların sorumluluğunu Rusya'ya yükledi. Bunun Rusya'nın adamlarından biri olduğunu açıkça görüyoruz. Sebebi açık. Rusya, Ukrayna'yı desteklemesi nedeniyle Moldova'yı tehdit ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise Moldova'daki olayları ciddi bir şekilde izlediklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bölgede Moskova'nın müdahale etmesini gerektirecek bir senaryo istenmediğini belirtti. Moldova, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığına kavuşmuştu. Aynı yıl Transdinyester'de bağımsızlığını ilan etti. Ancak Moldova tarafından tanınmadı. 1992'de yaşanan kısa süreli savaşın ardından ülkede başka savaş olmadı. Ancak son yaşanan patlamalar, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgalin Moldova'ya kadar uzanabileceği endişesi yarattı.